Kırık bir direkle Atlantik Okyanusu'nu geçmek. Barbados Adası karşıdan göründüğünde Kaptan Cengiz Arslanoğlu günlerdir süren gerginliğinin uçup gittiğini hissetti. Başarmıştı. Hayatla ölüm arasında gidip geldiği 33 günün ardından karaya ulaşmıştı. Başına olmadık işlerin geldiği, ölümün kıyısından döndüğü zorlu bir yolculuk olmuştu ama işte buradaydı. Koca Atlantik Okyanusu'nu geçmiş, Barbados'a varmıştı. Arslanoğlu'nun yolculuğu 15 Ağustos 2017 günü memleketi olan Sakarya Karasu'da başlamıştı. 1981 model 9 metrelik yelkenli teknesiyle Karasu'dan yola çıkan amatör denizci, önce İstanbul'a Bostancı Limanı'na gelmiş, oradan Ege'ye yelken basmıştı. Fazla bir denizcilik tecrübesi yoktu ama büyük bir hayali ve o hayali kovalayacak cesareti vardı. Türk denizciliğinin yüz akı Sadun Boro'nun dümen suyunun peşine düşmüştü. Sadun kaptanın eşi Oda Hanım'la 1965 yılında yaptığı dünya turunun aynısını yapmayı hedefliyordu. Cengiz Arslanoğlu'nun Sadun Boro'ya hayranlığı ve sevgisi büyüktü. Onun kaleme aldığı Pupa Yelken kitabını hatmetmiş, teknesine Sadun Boro'nun adını vermişti. Büyük denizciyle tanışma fırsatı bulacak kadar da şanslıydı. Planlarını anlattığında Sadun Boro'nun ona söylediklerini hiç unutmuyordu. Beyninde ve yüreğinde bitirdiğin zaman bu iş olur. Herkes istiyor ama kimse yapmıyor. Büyük kaptan haklıydı. Çok az Türk denizci dünya turu yapıyordu. Hele 9 metrelik ufak bir yelkenliyle buna kalkışmak büyük cesaret işiydi. Ve Cengiz Arslanoğlu o cesareti gösteren ender denizcilerdendi. Tekne yavaş yavaş Barbados Adası'na ilerlerken Cengiz kaptanın gözü Pruva'daki derme çatma yelkene takıldı. O derme çatma yelken hayatını kurtarmıştı. Her şey Atlantik geçişi sırasında olmuştu. St. Vincent Adası'ndan yola çıkmış, Barbados Adası'na doğru ilerliyordu. Henüz 900 mil yol almışken bir fırtınaya yakalanmış ve ana direği kırılmıştı. Gecenin karanlığında, fırtınanın ortasında güverteye nasıl çıktığını, kırık direk tekneyi yatırmadan o direği nasıl tekneden ayırıp suya attığını kendisi bile bilmiyordu. Direği suya atabilmesi tekneyi alabora olmaktan kurtarmıştı. Acil tehlike savuşturulmuştu. Esas tehlike ise şimdi başlıyordu. Direği olmayan bir yelkenli tekne, ölü bir tekne sayılırdı. En yakın kara parçasından neredeyse 1000 mil uzakta, okyanusun ve rüzgarın insafına kalmıştı. Bir gün boyunca umutsuzluk içinde öylece duran Cengiz kaptan, pes etmemeye karar vermişti. Epeyce düşündükten sonra, teknenin baş tarafındaki balon direğinin işe yarayabileceğini düşünerek çalışmaya koyulmuş, 2 metrelik kısacık direğe derme çatma bir yelken tertibatı kurmuştu. Dümenin başına geçip teknenin yeni yelkeniyle 2-2,5 nat yol yaptığını gördüğündeki sevincini hayatı boyunca unutmayacaktı. O derme çatma yelken tertibatı günler boyunca dayanmış ve onu Barbados'a sağ salim ulaştırmıştı. 19 günlük yol 33 günde bitse de bitmişti. Cengiz kaptan Barbados'ta marinaya giriş yaparken yorgun ama mutluydu. Sadun Boro'nun izinde çıktığı yolculukta büyük bir aşamayı ardında bırakmış, okyanusun ortasında direğinin kırılması dahi onu durduramamıştı. Amatör bir denizci olan, fazla yelkenli deneyimi bulunmayan Cengiz Arslanoğlu, Atlantik Okyanusu'nun ortasında teknesinin direği kırılmasına rağmen pes etmeden yoluna devam etti. Direksiz yelkenlisiyle bu okyanusu tek başına geçen sayılı insandan biri oldu ve hikayesi de işte buydu.